girmişken hırsızlık yapacaksın babanın evinde, öyle mi? Güzellikle isteyince vermiyorsun, ne yapacaktın? Ah, neredesin? Çıkalım mı biz de? Olur. Ben bir o zaman Emir'e bakayım. Tamam. Seni eve soktuğuma pişman etme beni. Flaş disklerini mi çalacaksın? Kendi malımı senden çalacak değilim. O flaş diskler benim. Asıl sen benden çaldın. Aldım, aldım. Flaş diskler bende kalacak. Artık kendin parçalama. Zehir başla. Sadece birkaç dakikan var. Evet, konuştuğumuz gibi. Çık. Kasanda sakladığını biliyorum. Bugün değilse de bir gün alacağım baba. Tamam mı? Tamamdır efendim. Kemal Soyder'in icabına bakalım. Neredeymiş? İlla kendini bir hastaneye atmıştır bulun. Hemen efendim. Hangi hastane? Görmedin mi sen bu adamları daha önce? Görmedim. Oo, ne yapıyorsun? Dur. İyi mi böyle? İyi. Çok büyük geçmiş olsun Kemal Bey. Rahatınızı bozmasaydınız benim için hemen bir geçmiş olsun deyip çıkacağım. Yavaş Emir Bey. Yavaş. Daha cesedim soğumadı. Akbabalar gibi diyorsunuz. Bozuluyorum ama. Sizin nereden haberiniz var diyeceğim ama... tahmin edebiliyorum. Hiç şaşırmadım. Kara haber çabuk yayılıyor. Şöyle size bakıyorum da Kemal Bey. Yalan nedir bilmeyen, çalışkanlıkta birinci, kimsenin karısında, kızında gözü olmayan, numunelik bir insansınız. İnsan değilsiniz neredeyse. Kim neden zarar vermek istesin size, inanın aklım almıyor. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Ondan diyelim. Evet, neler duyuyoruz her gün. Sizi Allah korumuş bence. Ama her sefer korumayabilir bence. Siz kendinizi kollayın. Hiç gerek yok bence.
Kemal'in sevdikleri var yanında. Ona bir şey olmaz. Endişe etmeyin bu kadar. Edecekseniz de kendiniz için edin. Ben hanımefendi sizin özel hemşireniz zannettim. Kimin de müşerref oluyorum? Leyla. Dost değildir Emir Bey. Sizi tanıyamadınız galiba. Bugünlerde insan dostu düşmanı ayıramıyor. Yok. Bence çok kolay. Mesela ben dostumu düşmanımı gözünden çok rahat ayırt edebiliyorum. Emir Bey, sağ olun buraya kadar zahmet etmişsiniz. Yalnız biliyorsunuz buraya herkes giremiyor. Hasta yakınları sadece. Biz Kemal Bey'le bayağı yakınız halbuki. Aylardır günüm, gecem o. Ama haklısınız. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür değil mi? Siz dediklerimi unutmayın Kemal Bey. Allah'ın sevgili kulu olmaya bu kadar güvenmeyin. Ben önce Allah'a, sonra kendime güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin. Her katil cinayet mahalline mutlaka döner. Alo Nihan. Neredesin? Kayboldun yine. Arıyorum açmıyorsun. Bekliyorum gelmiyorsun. Atölyedeyim. Bu saatte mi? Anne resmi saati mi var? Yetiştirmem gereken işler var. Sabahlayacağım. Yeni yeni adetler Nihan. Kapatıyorum anne. Haber vermek için aramıştım. Yarın görüşürüz. Defalarca yangın mı vardı? Ah, Emir'cim, yok ben Nihan'ı aramıştım da buldum. Kayıp mıydı? Yok canım, atölyedeymiş. Yani bugün bir teslimatı varmış da o yüzden sabahlayacağım dedi. Atölyeye. Sırası mı varmış bunların ya?
Nihan! Ne yapıyorsun burada bu saatte? Çalışıyorum. Çalışmam lazım. Bir şey mi izliyordun? Yok. Yasemin açık bırakmıştı. İyi misin sen? Nereden çıktı böyle sabahlamak falan? Çünkü yetiştirmem gereken işler var. O yüzden çalışacağım. Sen neden geldin? Eve götüreceğim seni. Eve gelemem ben. Konuşalım o zaman biraz. Konuşamayız Demir. Ne yapayım yine? Kağıt kalem ver istersen önüme yazayım. Sakladığın başka şeyler varsa tabii yazabilirsin. Saklamadın Nihan. Sordun anlattım işte. Sordum da ne oldu Demir? Ha? İki satır bir şey yazdın oraya. Anlatmak bu mu? Kim bilir o kadına da neler yaptın da bu hale geldin. Senden her türlü pisliği beklerim. Ben anneme hiçbir şey yapmadım. Ama annem bana yaptı. Şimdi sen söyle, hangisini merak ediyorsun? Anneme mi ne oldu, bana mı ne oldu? Öpüyorsan, öpüyorsan, onunla gülüp onunla ağlıyorsan annesin işte. Hepsi uydurma. Laf. Bana göre ne zaman annesin biliyor musun? Vazgeçmediğin zaman. Bana göre annelik vazgeçmemektir Nihan. Savaşmaktan, çocuğundan, hayattan. Çünkü vazgeçtiğin an artık anne değilsin. Efendim. Sana güvenemeyeceğimi biliyordum.
Nasıl yaptın, nasıl becerdin bilmiyorum ama bana derhal o flash diskleri geri getireceksin. Hani benden çaldığın onları mı diyorsun? Hala sende değiller mi baba? Bana bak, benimle oyun oynama. Ben senden çaldım, sen de benden çaldın. Kasama girip almışsın işte o flash diskleri derhal geri istiyorum. Ben almadım. Bak, evime sokmadım, girmişsin. Odama sokmadım, oraya da girmişsin. Sana haddini ben belirliyorum Emir. Aşmayacaksın dedim sana, aşmayacaksın. Ben almadım diyorum baba, ben almadım. Başkası almış işte. Ne yaptın sen baba, koruyamayacaktın madem, neden aldın? Sen almadıysan kim aldı öyleyse, söylesene bana. Kim aldı bilmiyorum ama ellerine sağlık. Sen de bundan sonra başına gelen her belayı oğlundan bilmezsin artık. Gidelim mi? Sorun mu var? Gidelim mi Diana? Hadi. Gayet iyi tattım. Birkaç saate çıkaracaklar. Neden söylemedin annene? Kendini öldürmeye kalktığını mı? Emir, bu saklanacak bir şey değil ki. Utanacak bir şey hiç değil. Neden? Babam istemedi. Sır gibi saklanmasını istedi. Kendim bildim bileli bu böyle. Sebebini ben de bilmiyorum. Neden sormadın? Sorsan da bir şey değişmez. Bizim ailede Galip Kozcuoğlu ne derse olur. Leyla, nasılsın? Ay, seninle sabah sohbeti yapacak değilim Önder. Geçmiş olsun bu arada. Leyla. Leyla. Kemal'in durumundan bahsettin ya. Geçmiş olsun. Bu arada Nihan'a anlatmadığın için de teşekkür ederim. Anlatmayacağımı nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Umut ediyorum. Hay, siz karı koca ne kadar enteresansınız. Ha? Ne yaparız, nasıl anlatırız kızımıza Leyla'dan önce bütün bu olan biteni demiyorsunuz. Bütün enerjinizi bu Leyla'yı nasıl durdururuz diye kullanıyorsunuz. Sence de çok saçma değil mi? Ha? Tufan, bu Kemal'in yanındaki Leyla denen kadın kimdir, nedir, öğren bana. Bu kasanın şifresini benden başka bilen bir tek kişi var. O da sensin. Ben de sana ben almadım diyorum. Kim aldı öyleyse ha? Kim aldı? Sana şu eve kamera taktı dedim kaç defa mı? Dün akşam ben bu kapıdan girmeye çalıştığımda bunlar kasada mıydı? Davetten önce kasadaydı. Davetten sonra bakmadım. Bir de sabah baktım. Davetten sonra evde kim vardı? Kimse, ben, çalışanlar. Davetten önce kasadaydı. Davetten sonra yoklar yani. Davette çalındılar. Keşke benim girmeme izin verseydin de ben çalsaydım değil mi baba? Önder evdeydi, onu geç. Nihan buradaydı ama kasanın şifresini bilmesi ya da kırması imkansız. Bu davet fikri nereden esmişti sana baba? Yabancı konuklar için Kozcuoğlu Holding adına verdiğim bir davet işte. Sen de biliyorsun. Erken yılbaşı daveti. İyi ama niye evde verdin daveti de dışarıda bir yerde vermedin? Kemal Bey kendi evinde daveti vermek istedi. Daveti benim evimde vermek... Kemal Bey'in fikriydi.
hırsızımız Kemal Soyder olabilir. Ama eğer oysa asıl sorun görüntüleri nereden öğrendin?